Kadere inanır mısınız? Yani gerçekten hepimizin bir kader çizgisi var mı? Kaderimizi mi yaşıyoruz? Valla ben hala o konuda çok net değilim. Ne düşünüyorsunuz kaderle ilgili olarak? Instagram'dan Kara Ercaner yazar mısınız? En azından şöyle ufak bir istatistiki bilgi verebilirim kapatırken. Kara Ercaner Instagram'dan yazın. Neden? Şimdi bakın izleyin haberi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evlilik teklifi, nişan, nikah hepsi planladıkları gibiydi. Sıra dillere destan bir düğüne gelmişti. Tarihini 20 Haziran olarak belirlediler. Ancak gün sayarken bir anda fenalaşan Damla Soykortmaz hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda 47 gün boyunca yaşam savaşı verdi Damla. Ta ki düğün için belirledikleri 20 Haziran gelinceye kadar. Herkes onun iyileşip ayağa kalkmasını beklerken Damla tam da düğün gününde 20 Haziran'da hayatını kaybetti. Bu düğün olacaktı. Kurban olurum ben sana anne. Tam da hayal ettiği gibiydi onların hikayesi. Önce evlilik teklifi, sonra nişan, nikah derken sıra dillere destan düğüne geldi. Ancak düğün günü beyaz gelinliğini giyip ilk dans için salona gideceği yerde kara toprağa girdi. Anne. 29 yaşındaki Damla Soykorkmaz bir mağazada satış sorumlusu olarak çalışıyordu. Denizhan subayı Hüseyin Soykorkmaz'a gönlünü kaptırdı. Sevdiği adamın sürpriz evlilik teklifini kabul edince düğün hazırlıkları başladı. İsteme töreni, nişan derken nikahları bile kıyıldı. Düğün tarihi de 20 Haziran olarak belirlendi. Ancak Damla bayram tatilini geçirmek için gittikleri Kuşadası'ndaki yazlıklarında bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Beyin kanaması. Başım ağrıyor diyor. Ondan sonra işte hastaneye nefes alamadı. İşte bir daha bir haber alamadı. Tam 47 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Ailesi bir umut onun ayağa kalkacağı günü bekliyordu. Ama düğün tarihi olarak belirledikleri 20 Haziran'da Damla'dan acı haber geldi. Düğünümü hayal kurdun anne. Günler süren yaşam savaşını kaybeden Damla Soykorkmaz, davetiyesini bastırdığı düğün tarihinin ölüm tarihi olacağını hiç hayal etmemişti. Ben olurum ben sana anne. Beyaz gelinliği tabutunu örtülen Damla'nın annesi gözyaşı dökerken evlilik hayalleri kurduğu Hüseyin Soykorkmaz ise güçlükle ayakta durabildi. Damla'dan geriye en mutlu günlerinde çekilen fotoğrafları kaldı. Vallahi çok teşekkür ederiz. Mesajlar yağıyor Kara Ercaner Instagram adresine ve çoğunlukta kadere inandığı yönünde. Bakalım dediğim gibi haberi kapatırken söyleyeceğim.